Basına ve kamuoyuna, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak 17.05.2024 tarihli ve 32.549 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2024 Taksim 7 sayılı tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin iptali için Danıştay'a dava açtık. Bu dava açma gerekçelerimizi kamu emekçileri ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu genelgeye baktığımızda tasarrufun bedelini yine kamu emekçilerinin ödeyeceği, zaten açlık sınırında ve yoksulluk sınırının altında yaşayan kamu emekçileri için yaşamın daha da çekilmez hale geleceğini görüyoruz. Anayasa ve yasalar ve toplu sözleşme ile elde edilen kazanımlarımızın yok sayılarak ortadan kaldırılacağını bu genelgede görüyoruz. Kamuya emekliye ayrılanların sayısı kadar personel alınmasının sınırlı tutulması ile kamu hizmetleri görülemez hale gelecek, özellikle eğitim, sağlık, yargı, ulaşım ve diğer iş kollarında kamu emekçilerinin iş yükü daha da artacak ve bu karar iş güvenliğini ve barışını bozacaktır. Kamu çalışanlarının fazla mesai ücretlerine göz dikilmesi, yapılacak atamaların sadece yönetici kadroları, şef dahil ile sınırlı tutulması, hukuksuz ve hukuksuz olduğu kadar da kamu hizmetlerinin verilmesine büyük bir darbe vuracaktır. Servis araçlarının kaldırılması ile zor koşullarda görev yapmak zorunda kalan kamu emekçileri ayrıca bir de ulaşım için harcama yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorununu daha da içinden çıkılamaz hale getirecek, çalışanların işe geliş ve gidişleri daha da zorlaşacak ve kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik sorununu daha da artıracaktır. Oysa baktığımızda kamuda lüks, şatafat, israf, keyfi harcamalar ve yandaşlara devlet olanaklarının aktarılmasına devam edildiği, itibardan tasarruf olmaz anlayışının sürdürüldüğü görülmektedir. Ülkemizde bir tasarruf yapılacaksa, bu tasarruf zaten zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan kamu emekçilerinden değil, saraydan, Diyanet İşlerinden, iktidar ve iktidarın devlet olanakları ile zenginleştirdiği çevrelerden yapılmalıdır. Bu nedenlerle tasarruf genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a davamızı açtık. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak kamu emekçileri, emeklileri ve toplumun emeğiyle geçinen bütün kesimleri için yaşamı daha da çekilmez hale getirecek olan bu genelgeye karşı demokratik ve meşru yollardan mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün kamu emek örgütlerini ve emekçileri bu ortak mücadeleye davet ediyoruz.